Medine denilince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi de hurma ve hurma bahçeleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescidini de o günün inşaat malzemesi hurma kütükleri ve hurma dallarından yaptırmıştı. Mescidin çevresi de hurmalıklarla çevriliydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sık sık ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi çevresindeki bu hurma bahçelerinde oturur, gölgelenir, soğuk sularından içer ve sohbet ederdi. İşte şimdi bizi o günlere götürecek bir hurma bahçesinin içindeyiz. Hocam, Medine deyince insanın aklına gelen şeylerden bir tanesi de hurmalıklar ve hurma bahçeleri. Gerçekten bir hurmalığın insanı bu kadar ferahlatacağını düşünemezdim. Hani bizim Anadolu'muzda bir çamın gölgesinde uzanmak, rahatlamak, pikniğe çıkmak vardır ama buralarda da hep hurmalık akla geliyor. Kainatın efendisinin hayatına da baktığımızda biz hayatın hemen belli safhalarında hurmalıkları ziyaret ettiğini, oralarda istirahat ettiğini, sahabelerle orada hasbihal ettiğini, yeni gelen Kur'an ayetlerini orada sahabeleriyle paylaştıklarını biliyoruz. Biz de şimdi hurmalıktayız. Aslında gönül isterdi ki işte bir ha gibi Ebu Talha'nın hurmalığı olsun ya da başkaları. İşte öyle bir hurmalık bulsak da Efendimizin bizzat gezmiş olduğu öyle bir hurmalık da gezsek. Tabii Medine, eski Medine bugünkü Mescid-i Nebevi sınırları içinde kaldığı için bugün oralarda bir hurmalık bulmak pek kolay değil. Evet. Onun için şimdi böyle bir hurmalığa geldik. Suyu inanılmaz bir şekilde bol akıyor. Yani Medine'de böyle bir çöl ortamında olduğumuzu düşünemedim. Şaşırdım yani böyle bir bol suyu görünce. Hurmalıklarla Efendimizin irtibatı neydi hocam? Hadis zatında Efendimizin hayatının belki tamamı diyebiliriz, Medine hayatının tamamı hurmalıklarda geçmiştir. Eski kitaplarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret edip geleceği beldenin hurması bol bir belde olduğu, yani hurmalıkları bol bir belde olduğu ifade ediliyor. Bundan dolayı Efendimizin yaşadığı ortamda işte o eski Medine ve Medine'nin civarında çok hurmalık var. Yani ben bunu bundan 20 sene, 25 sene öncesini çok iyi hatırlıyorum Medine'nin. Kuba Mescidi'nin etrafı tamamen hurmalıktı. Mescid-i Nebevi'nin çok yakınlarında hurmalıklar vardı. Halen de var. Avali denen yer var burada. Orada hurmalıklar var. Kuba Mescidi'nin etrafında hurmalıklar var. Dolayısıyla Medine hurmayla bütünleşmiş, hurma bahçeleriyle bütünleşmiş bir yerdir tarih boyu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman hurma bahçelerine gider. Oradaki kuyulara ayaklarını sarkıtır. Bazen o kuyulardan abdest alır, sahabisiyle hurma bahçelerinde istirahat eder, sohbet eder, onlarla hasbihal ederdi. Yani kısaca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının büyük bir bölümü diyebiliriz ki hurma bahçelerinde geçmiştir. Hatta hocam biz bugün vakıf medeniyeti kurmuş bir ecdadın torunlarıyız. Vakıf deyince de aklımıza ilk gelen şey kainatın efendisinin bu fedek arazisini insanlığın faydasına kullanımı arz etmesi vakfın başlangıcını oluşturur diye hep vakıf tarih kitapları yazıyor. Evet. Peki hocam, hurmalık deyince kainatın efendisinin hayatında hurmanın da ayrı bir yeri var. Yani meyve olarak hurmanın. Tabii. Hemen yanımızda zaten görüyoruz öbek öbek kocaman hurma lobukları, salkımları. Evet. Onlar buralarda dağılmasın diye işte belli bir kese içerisine alınmış. Evet. Kainatın efendisi hurmayı severdi, hep okuyoruz. Hurmayla irtibatı neydi? Hayatında yeri neydi hocam? Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatı seniyelerinde bahsettik hurma bahçeleriyle iç içeydi diye. Hurma gıda olarak insana bütün ihtiyaçlarını veren, karşılayan bir gıdadır. İçinde hemen hemen bütün yağlar, proteinler, vitaminler gibi insan sağlığı için önem arz eden bütün gıdalar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında hadis kitaplarında görüyoruz ki bir ay, iki ay, üç ay hiçbir şey yemeden sadece hurma yiyerek hayatını geçirdiğini görüyoruz. Yani hurmaya sadece bir meyve dersek çok eksik kalmış olur. Elbette. Yani hurma aslında bugün modern ilim bunu inceliyor. Bir kilogram ette bulunan bütün proteinler, vitaminler, karbonhidratlar yani gıdalarda bulunan insan sağlığı için gerekli olan maddelerin hepsi içinde var. Hatta Araplar hurmaya mencem derler. Mencem demek maden ocağı demek. Bütün mineraller var hurmada. Bundan dolayı mesela sadece hurma yiyen insanda kesinlikle
herhangi bir eksiklik, bir hastalık olmaz. Ama bir başka meyveyle bunu temin edemezsiniz. Ne kadar kuvvetli bir meyveyi yerseniz yiyin, mesela muzu yiyin, portakalı yiyin, elmayı yiyin, mutlaka bir açıklık, bir boşluk kalacaktır. Ama hurmada bu yok. Bunu da işte Efendimizin hayatında görüyoruz, yani tatbik edilmiş. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar sahabiler. Efendimizin sağlığında nasıldı, evinizde ne yer içerdiniz? Hazreti Ayşe validemiz buyuruyorlar ki, bir ay, iki ay, üç ay geçerdi de bizim evde ocak yanmazdı. E peki o zaman ne yer ne içerdiniz diye sorduklarında esveden diyor. Esveden demek su ve hurma. Demek ki su ve hurmayla aylarca insan ayakta kalabiliyor. Peki hocam, hurmadan bahsetmişken hurmanın biz çok farklı çeşitleri olduğunu biliyoruz. Tabii. Bu konuda bize neler söylersiniz? Aslında hurmanın çeşitleri ne kadardır bugün çok fazla bilinemiyor. Yani çok fazla çeşidi var dünyada. Ancak Medine'de üretilen hurma çeşidinin işte 40-50 civarında olduğu söyleniyor. Hurma pazarında bunları görebiliyorsunuz yani. Çok hakikaten farklı hurma türleri var. Bir de hocam, peygamberimiz de hurma deyince akla acve geliyor. Evet. Bunun hikmeti nedir? Efendimiz döneminden beri devam eden. Efendimiz aleyhissalatü vesselam acve ile ilgili hadis-i şerif irat buyurmuşlar. Mesela kim diyor sabahleyin aç karına hiçbir şey yemeden 7 tane acve hurması yerse o gün ona zehir ve sihir tesir etmez. Yani acvenin hem maddi olarak zehire karşı bir şeyi var, koruyuculuğu, hem de manevi sihire karşı bir koruyuculuğu var. Yani maddeyle manayı içinde barındıran bir hurmadır acve. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde görüyoruz. Diyor ki sizin en hayırlı hurmanız Medine'nin bernisidir. Berni diye bir tür var. Medine bernisi ama burada şartı var. Mesela diyelim ki buraya çok dışarıdan hurma geliyor. Berni de geliyor. Onlar değil. Medine'nin bernisi. Bu bahçede berni varsa mesela o en hayırlı hurma. Yine başka bir hadis-i şeriflerde berniye atıfta bulunarak berninin her şeyi şifadır buyuruyor. Yani dolayısıyla aslında hurma gerçekten şifadır. Bir takım hastalıklarda tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Yani numunelerini gösterdiği meyvelerin asıllarını da orada bizlere lütfetsin inşallah. Hurma, İncil'de geçen ifadesiyle hayat ağacı. İşte bu hayat ve bereket bahçelerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bereketli sohbetleriyle hayat bulan sahabe-i kiramın her biri insanlığın semasında bir hidayet yıldızı haline gelmişti. Bu hayat ağaçlarının altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzide arkadaşlarıyla oturup tadı hayatımızda hiç unutulmayacak ve tesiri gönüllerimizden hiç kaybolmayacak ebedi bir sohbete mazhar olmak ne büyük bir bahtiyarlık olduğunu düşünerek hüzünle Medine'den ayrılıyorum.